tatlıdır. Burak, ya ben vanilyayı buldum da kakao lazım. Kakao burada. Tamam. Başka? Ya diyorum ki yılbaşı spesiyelimi mi yapsam? Yani biraz uğraştırıyor ama Suat için değer bence. Neymiş spesiyeli? Rus salatası. Rus salatası. Ben de bir şey sandım. Bir kere mayonezi kendi ellerimle yapıyorum, tamam mı? Ayrıca hazır garnitür de kullanmıyorum. Diyorsun. Ya ben zaten seni sinirlendirmek için dedim. Beni sinirlendirmek için ayrıca bir şey yapmana gerek yok ki. Ben zaten sana yeterince sinirleniyorum Burak. Ya poğaça börek bir şeyler daha mı yapsaydık acaba? Oo, daha çok işimiz var diyorsun yani. Tamam tamam. Sen sütle şeker al, ben de un alıp geliyorum. Ya şuradaydık abi. Tekrardan teşekkür ederim Koray. Teşekkür etmene gerek yok canım. Alışamadım hala ben buna. Amerika'ya gittiğim zaman görüntülü konuşuruz. Saçmalama, benimle niye konuşasın ki? Arkadaşlarınla konuşursun gittiğinde. Arkadaşlarım derken? Asya ile Tarhan'ı diyorum. Küstünüz mü yoksa? Yok, biz küsmeyiz. Yani ben ne dersem onu yaparlar. O yüzden de bir sıkıntı çıkmaz. Ama... Ama? Ama konu güven meselesi olunca... Ben herkese güvenemiyorum Sevda. O zaman bana hiç güvenmemen lazım. Ben seni arkadaşım olarak bile görmüyorum Koray. Hadi ya. Benim için öyle değil ama. Ben seni güvenebileceğim arkadaşım olarak görüyorum. Yani onlar sende istesen yapıyorlar, onlara güvenmiyorsun. Ben senin paralarını ortaya çıkarıyorum, bana güveniyorsun. Nasıl bir mantık seninki? Ben hislerime güveniyorum Sevda. Yani mesela içimden bir ses Tarhan'a karşı dikkatli ol diyor. Ha, Sevda'ya karşı dikkatli ol demiyor mu? Yok. Sevda'ya karşı rahat ol. Çatlak matlak ama seni satmaz diyor. Doğru. Ben kimseyi satmam. Kimseyi de aldatmam. Aldatan aldanır çünkü Koray. Aynen. Sen şimdi ciddi ciddi gidiyor musun? Bakacağız. Neyine bakacaksın Koray? Abin istemiş bir kere yani, emir büyük yerden. Sen benim kolay kolay pes ettiğimi gördün mü hiç Sevda, ha? Her şeyin bir ilki vardır Koray. Aa Hayat Hoca. Sadri Bey, ay ne oldu beni görünce hayalet görmüş gibi oldunuz. Yok canım, hani bir anında gördüm, şaşırdım öyle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Cerrah Bey'e bakmıştım ben ama. Cerrah Bey'e bakmıştınız. Ben... Siz bilirsiniz. Cerrah Bey. Hayat Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben iyi misiniz diye merak etmiştim ama gördüm iyisiniz. Ben gideyim. Hayat Hanım, daha yeni geldiniz. Nereye gidiyorsunuz? Müsait değilsiniz Cerrah Bey. Şule benim çok eski bir arkadaşım. Tanıştırayım sizi. Şule mi? Hayat, ben de memnun oldum. Ben Cerrah Bey, Koray için gelmiştim. Üzgündünüz, o yüzden merak ettim. Size aklım kaldı. Ama keşke böyle çat kapı yapmasaymışım. Olur mu öyle şey Hayat Hanım? Buyurun oturun lütfen. Şule de kalkacak birazdan. Yok yok, hiç rahatsız olmayın. Ben de trafiğe kalmayayım. İyi akşamlar, görüşmek üzere. İyi akşamlar. Koray, bizimkiler görüştüğümüzü bilmiyorlar. Yani sen de söylemezsen iyi olur. Şimdi millet yanlış anlamasın. Sen onları bu kadar neden büyütüyorsun ki gözünde? Hepsinin hesabı görülecek Sevda. Bak Koray, zaten bu son yaptığın affedilir gibi değil. Yani resmen Zeynep'i yarışmaya gitmesin diye engellemişsin. Ya ben bir şey yapmadım ki. Koray, hani biz arkadaştık? Hala bana yalan söylüyorsun. Biz tek taraflı arkadaşız galiba. Ben sana güveniyorum, sen bana güvenmiyorsun. O müzik yarışmasıyla ilgili bana iftira attılar. Ama bak gör, hepsinin hesabını soracağım tek tek. Ne yapacaksın ya? Ne yapacaksın? Bak Koray, arkadaşlarıma zarar verecek olursan karşında beni bulursun. Sevda, ben senin gibi değilim. Bana yapılan kötülüğe karşı sessiz kalamam.
Ben söyleyeceğimi söyledim Koray. Malzemeler... Ben bunu anlamadım ya. Alabildiği kadar un. Alabildiği kadar un ne demek ya? Kabın alabildiği kadar herhalde. Yeter bu kadar, dolu dolacak kadar. Değil mi Burak? Hı? Ben bilmem ki Gözde ya, sen bileceksin o işi. Ya hani yardım edecektin? Edeyim. Dur bakayım. Ne yapacağım? Yanımda dur, bir şeyler anlat işte. Anlatayım anlatmasana da. Önce sen anlat. Bugün ne konuşuyordun Sevda'yla? İçim rahat etmedi. Yani aramızda bir şey olmadığını anlatmaya çalıştım ona ama dinlemedi bile beni. Abla! Ha? Sen misin? Gel çabuk gel. Çok önemli. Ne oldu? Hay Allah senin iyiliğini versin Gözde. Bir şey oldu sandım ya. Abla alabildiği kadar diyordu. Olmuş mu? Bu ne? Kabın alabildiği kadar değil şapşal. Hamurun alabildiği kadar. Ay Allah'ım yarabbim. Neyse ki ben tedarikli geldim. Yapılmışı var. Süpersin abla ya. Kurtardın beni. Ay Allah'ım çok katliamışsın. Ya. Al bakalım. Al sen de. Gözlerini de bak. İyi ki doğdun Suat, iyi ki doğdun Suat, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun Suat. Aa, bizi ne mi bekliyordunuz? Ben partime birkaç kişi davet ettim de. Ben açayım o zaman. Sürpriz! Hoş geldiniz çocuklar. Nasıl canım? Merhaba hocam. Aa. Hoş geldiniz. Yakışıklı. Hadi gelin bakalım. Oğlum sen de niye asıyorsun suratını? Yani yabancı evde misin? Hayat hocanın evindesin. Hem biz senin arkadaşın değil miyiz? Bizden niye saklıyorsun ki? Ya zaten artık saklayacak bir şey kalmadı. Hepiniz biliyorsunuz. Hadi hadi. Gelin bak kurabiyeler, pastalar, kekler. Tabaklar burada, meyve suyu alın. Yok oğlum bütün İstanbul'u mu çağırdın lan? Tabaklar burada. Bunlar da şimdi. Meyve suyu alın hadi. Merhaba. Merhaba. Şey, beni Suat davet etti ama rahatsızlık vereceksem çıkabilirim. Yok olur mu öyle şey? Hoş geldin. Hoş bulduk. İçeri girebilir miyim artık? Yani malum kapıdaki en son karşılaşmaları hatırlayınca daralıyorum. Tabii buyur. Sevda abla hoş geldiniz. Sevda. Doğum günü kutlu olsun. Teşekkürler. Sevda hoş geldin yavrum. Al Sevda. Nasılsın? Seni gördüm daha iyi oldu. Ay kuzum ne kadar özlemişim. Hadi keşke şimdi otur. Ya. Hadi baktım ben, baktım ben. Ya bu nasıl? Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bugün sizi biraz kızdırdım sanırım. Özür dilemek için geldim. Tabii kabul ederseniz. Anladım. Bir de Suat'ın doğum günüymüş. Ona ufak bir hediye aldım. Ama sorun olacaksa size verebilirim. Geç kendim vardım. Hadi. Teşekkürler. Ay Koray abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden çıktı şimdi bu ya? Bilmiyorum. Ortamın tadı kaçtı resmen.
Arkadaşlar Suat'ın yanında kavga istemiyorum. Kavga etmeyelim olur mu? Çocuklar arkadaşınıza hoş geldin deyin lütfen. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba herkese. Suat, al bakalım sana. Çok teşekkürler Kuray abi. Rica ederim. Hadi Suat açsana hediyeni hadi. Hadi açalım. Hadi. Heyecanlandım. Aa! Bu da benden sana ufak bir hediye. Bu ne? Kendin bakarsın. Nasıl Suat? Beğendin mi? Çok beğendim. Çok teşekkürler ederim. Rica ederim. Büyüyünce abin sana gerçeğini alır. Tabii iyi bir transfer yaparsa. Bir de sen engel olmazsan. Bu iyiydi. İyi laf. Hadi diğerlerini de aç. Hadi çocuklar. Gerçek hadi. Gerçek bir laf. Bu hediyeden sonra benimkini açma. Hocam, hocam siz bırakın, biz hallederiz hepsini. Bırakın, bırakın, bırakın. Tamam. Vay, 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 vay Suat. Vallahi ne kadar çok hediye oldu ya. Keşke her gün doğum günü olsa, değil mi? Ne kadar güzel vakit geçirdik. Evet, çok teşekkürler. Ay ne demek? Gerçi sen basket maçı izliyorsun, ben seni şey yaptım, rahatsız ettim. Yo, yo, başka istediğiniz bir kanal varsa... Yok, hayır. Ben çok severim basket maçı. Bayılırım. Canavar gibi koşuyorlar. Evet, çok hızlılar ya. Fıt 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 fıt. Ama bunların hepsini bir araya toplasak abim yetmez bence. Öyle mi diyorsun? O zaman sen abinin en büyük hayranısın. Abim benim süper kahramanım. Ondan hızlısı olamaz. Tamam o zaman onlar da... Edebiyatla ilgilensinler, müzik yapsınlar, resim yapsınlar. Değil mi? Kimler? Hani söylemiştin ya, abim kadar hızlı koşamayanlar diye. Ama ille de sporcu olmak istiyorlarsa... ve bunları hayal edemeyecek kadar engelleri varsa... Aman canım, Allah Allah, hayallere engel konabilir mi? Suat, bir düşünsene. Tamam, hayat imkanlarımıza göre şekilleniyor ama biz eğer engelimiz varsa hayat imkanları dahilinde ne yapabiliyoruz ona bakarız. Ama resim yapabiliriz, müzik yapabiliriz. İmkanlar dahilinde ne istiyorsak onu yapabiliriz. Böyle olunca ne olur? Hem hayaller bitmez hem de hiç kimse hiçbir şey hayallerimize engel olamaz. Anlaştık. Çattım. İşte bu kadar.
İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben de seni bekliyordum. Birlikte bir yemek yiyelim. Boşuna beklemesin. Aç değilim. Koray. Yapma böyle. Suratını asma. Her şeyi senin iyiliğin için yapıyorum. Sen benim için hiçbir şey yapmıyorsun abi. Benden kurtulmak için yapıyorsun. Annemle babam öldüğünde de böyle yapmıştın. O zaman seni tehlikelerden korumak için göndermiştim. Şimdi nasıl bir tehlike var peki? Niye gönderiyorsun beni? Şimdi tehlikenin kendisi sensin. Hem kendin için hem etrafındakiler için. Gözünü bürüyen bu hırsın bir gün başımıza bela almasından korkuyorum. Yanlış yapıyorsun abi, yanlış. İkimiz için de çok kötü olacak. Tehdit mi ediyorsun beni? Yo. Sadece olacaklardan dolayı uyarıyorum seni. Burak, seçmeler ne zaman? Yarın öğleden sonra bir gibi dediler hocam. Hadi bakalım göster kendini, alem futbolcu görsün. Benim Burak'tan yana bir dirhem şüphem yok, harika olacak. Başkasından yana var mı hoca? O ne demek şimdi? Yani yine Koray bu işe bir taş koyar mı sizce? Ay aklıma bile gelmedi benim, ne alakası var? O bir kere artık cesaret edemez böyle bir şey yapmaya. Delirmeyin hadi. Ah. Ne demek sorulan? Hapse atacak halleri yok ya. Üçüncü kere mahkemeye çağrılmışsınız. Hakimin kararı bu sefer gözaltı olabilir. Sizi herhangi bir yerde yakalayıp içeri alabilirler. Öyle bir şey olmayacak Sadri. Bir yolunu bul, hallet. Vallahi Cerrah Bey, tek çözüm yolu gidip ifade vermek gibi duruyor. Vardır bir yolu Sadri. Şimdi böyle şeylerle vakit harcayamayacağım. Tamam, ben gidip avukatla tekrar konuşayım. Nereye? Okula kaydını sildirmeye gidiyorum. Ben de gireyim seninle. Akşama uçağım var. Okula gelip vakit kaybetme. Ya veda etmenim insanlar var. Sonra gelip hazırlık yaparım. Peki. Yürü bakalım. Ergun Bey gel gel. Ne oldu be kadın, ne oldu ya? Sabahtan beri arayıp duruyorsun ya. Zır 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 zır. Ne oldu? Anlatsana be kadın. Sorma sorma. Zeynep'in babası ölmüş. Ne? Nasıl? Ay, adam hastaydı zaten biliyorsun. Ölmüş işte. Ne olacak şimdi? Biz ne desek her şeyi babasının tedavisi için diyordu. Ben onu da düşündüm. Bak şöyle yapacağız. Zeynep'i bir şeylere ikna ettirinceye kadar sanki babası hala yaşıyormuş gibi devam etmek zorundayız. Yoksa Zeynep'i hiçbir şeye ikna edemeyiz. Tamam. Allah sizden razı olsun Zeynep'ciğim. Ergun Bey babanın ilaç parasını getirmiş yine. Elde yok, avuçta yok. Ay adamcağız böyle hapishanede, hasta hasta. Ay siz olmasanız biz ne yapardık Ergun Bey? Ama bu nankör kızınla bir defacık olsun teşekkür etmiyor. Ne olacak? Teşekkürler. Yapıştır, yapıştır. Bütün yazılar İngilizce olacak. Tamamdır hocam. Saça bak. Aferin sana. Çay alabilir miyim? Yavaş. Evladım ne dedim ben size? Herkes İngilizce konuşacak demedim mi? Yes, direktör. Hadi bakalım. İngilizce iste. Yoksa sana çay falan yok. Can I take a cup of tea? Küfür etmiyorsun değil mi lan? Yok be abi, ne küfrü ya? Çay istedim. Veriyorum müdürüm. Yes, of course. Tamam, benden. Thank you, teacher. You're welcome. Would you like to give a bottle of iron? Iron ne oğlum? Bir araba İngilizce laf söyledin, ayranı niye Türkçe söylüyorsun? Ayranın İngilizcesi yok ki hocam. Nasıl yok? İngilizcesini öğren de gel. Yoksa ayran mayran. Yürü git.
Hello Mr. Sheriff. Hi Mr. İngiliz teacherlar teşrif ettiler. Rumunuzu alayım mı? Ağzını topla. Nereme nereme? Rumunuzu yani odanızı alayım mı? Nasıl İngilizceyi ana dilim gibi akıcı konuşabiliyor muyum? Gereksiz gereksiz konuşma müstahak. Zaten benim bankada işim var. Cerrah Bey gelecek bugün. O gelmeden ben yetiştiririm bütün işlerimi. Sen yabancı hocalarla ilgilen. Yalnız daha önemli bir konu var müstahak. Nadir'i alıyorsunuz, ikiniz kapımın önünde nöbete duruyorsunuz. Kimseyi içeri almıyorsunuz. Bak, ben bile çağırsam nöbet yerine bırakmıyorsunuz, tamam mı? Okey Şerif. Good. Hadi bakalım. Hadi çocuklar, herkes İngilizce konuşsun. İngilizce. Speak. Speak. Hadi, see you. See you later. Kom. Gir. Şuraya gir. Bir tane hanım, Şerif hocamın biraz işi çıktı, siz hocaları oyalayın dedi. Ha, yabancı hocalar bunlar mı? Evet, yes yani. Ah, nice to meet you. I am matematik teacher. How are you? Original parfüm, saati değil. Çok güzel ablacığım. Benim parfümümü mü beğendiniz? Teşekkür ederim, orijinaldir benim parfümüm. Ben sahte şeylere dayanamam. Şerif'im yokken bile laf sokuyorsunuz, bravo. Ay yok müstahak, hocalarla sohbet ediyoruz. Ama adamlar çok kaliteli belli. Parfümden falan anlıyorlar, genel kültürleri çok iyi. Sizin parfümünüzden onlara ne canım? Bana bakın, I am Medus, left call, I right call. Right yok, right'ı unutun. Left call, I, aman her neyse işte. Bana bakın. Ayağınızı denk alın, yoksa 5'e 10 kalasla döverim sizi. Parfüm çok güzel ablacığım. Anladık. Bu da papağan gibi aynı şeyi tekrarlayıp duruyor. Dur, ben şunlara bir bilgi vereyim üstten. No. I am sorry. Bilgi ben veririm, siz karışmayın. Sus müstahak, dikkatimi dağıtıyorsun. Look, Gedikpaşa Anadolu Lisesi olmak, Gedikpaşa Oxford Lisesi, okay? Saat var. Çok saat. Oho! Bu daha ilk günden saati soruyor müstahak. Bunların çalışmaya niyeti yok gibi. Yok, öyle demiyor. Bunların saati çok kıymetli, onu diyor. Parfüm kokusu çok güzel. 100 lira ama sana 50 lira olsun. Ne diyor bu müstahak? Şey diyor, bu zamanda diyor ki öğretmen maaşıyla geçinmek çok zor diyor. O yüzden diyor ben ek iş yapıyorum, saat satıyorum, parfüm satıyorum. Öyle diyor. Parfüm çok güzel ablacığım. Ay bayılacağım şimdi müstahak. Oh my god! Original saat sana 70 ürün. Müstahak! Bunlar bildiğin iş portacı. Nereden buldun bunları? Ama bir tane hanım, bu kadar kısa zamanda anca bunları bulabildim. En azından eli boş gelmedim. Bunları bulamayanlar var. Hello. Hah, Nadir, yabancı hoca bulamadın değil mi? Nadir'den bahsediyorsun sen müstahak abi. Ya elini sallasan zaten yabancı hocaya çarpıyor Sultanahmet'te. Boş versene. Let's go. Look at me. One, two, 16, four, yellow. Five nerede oğlum? Tuvalet. He tamam. Bir tanem hanım hocam. Nasıl? Beğendiniz mi hocaları? Nadir, bunlar hoca değil mi? Ya o ne demek ya? Hocam, bunların hepsi var ya, ana dili gibi İngilizce konuşuyor. Aferin. Very good. Perfect. Welcome. I am matematik teacher. My name is bir tane. Müstahak, Nadir, gidin misafirlerimize çay çorba bir şeyler ikram edin. Emredersiniz müdürüm şey değil, müdürümün bir tanesi. Aa, Cerrah Bey. Hayat Hanım. Günaydın. Konuşmak için geldiyseniz buyurun ben sizi öğretmenler odasına alayım. Aslında ben... Siz? Müdür Bey'le görüşmek için gelmiştim. Yeni bir uygulama varmış da onun hakkında bilgi vermek istediğimi söyledi. Aa, o zaman ben sizi tutmayayım. Kolay gelsin. Hayat Hanım. Buyurun. Aslında sizinle de konuşsak iyi olurdu. Yani dün fırsatımız olmadı. Yok, hiç önemli değil. Sonra konuşuruz. Peki. Hadi. Geliyorum birazdan.
Koray. Burak'la Zeynep'e yaptıklarından sonra bir daha seninle konuşmayacaktım. Madem veda ediyorsun, sana hoşça kal demek istedim. Keşke sen bana hiç hoşça kal demesen Gözde. Bak, seninle güzel günlerimiz oldu. Yani mutluyduk. Ben seni her şeye rağmen iyi hatırlayacağım. Her şey için çok teşekkür ederim. Yine güzel günlerimiz olacak. Hatta daha güzeller olacak. Bak göreceksin. Hayır olmayacak. O günler geçmişte kaldı Koray. Gözde. Ben Amerika'ya gitmiyorum. Gitmeyeceğim. Kalsan da bizim için o eski günler geri gelmeyecek. Ama gideceksin. İyi yolculuklar. Bunu da al. Kaybettik yarışmayı. Benim yüzümden mahvoldu her şey. Yüzüne bakmaya da cesaret edemedim. Beni affet olur mu? Zeynep, senin bir suçun yokmuş ki. Neden bize her şeyi anlatmadın? Korktum. Bana inanmazsınız. Benimle dalga geçersiniz. Hatta belki benimle bir daha konuşmazsınız diye korktum. Zeynep. Bunları hak eden o Koray denen pislik. Neden korkuyorsun ki bu kadar? Keşke böyle olmasaydı. Sıkma canını, tamam mı? Hem bak daha seneye var. Beraber çalışırız, uzun vaktimiz olur. Olmaz mı? Olur. Bakıyorum. Şu an müdürün müsait değil. Lütfen daha sonra tamam, gelin. Bir dakika bir şey göstereyim. Daha sonra. Hadi. Ne altlar karıştırıyorlarmış öğren bize. Ben de rahat ol. Tamam. Gidiyorum. Hadi. Dur. Giremezsin. İçeri girmeyeceğim ki, Nadir'le konuşacağım. Hangi Nadir'le? Seninle. Ana yani direkt benimle mi konuşacaksın? İyi tamam söyle bari. Ama özel. Vay babam özel mi? Ben iki dakikaya geliyorum. Nadir, bir türlü konuşma fırsatımız olmadı. Ne haber, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben deyim, daha hiç sohbet etme fırsatımız olmadı ya. Bir konuşayım dedim seninle. Yalnız güzel kız, bak ben sana baştan diyeyim, benim kalbim dolu ha. Ya ama kimle dolu olduğunu hayatta söylemem. Ben zaten biliyorum kimle dolu olduğunu, o yüzden konuşuyorum seninle. Biliyor musun? Tamam ama o zaman kimseye söyleme, aramızda sır olsun. Söylemem ama bir şartım var. Ne? Eğer sen bana benim merak ettiğim şeyi söylersen, ben de senin sırrını güvende tutacağım. He, neymiş? İçeride kim var? Ya olmaz ki, ben onu söyleyemem ama şimdi. Öyle mi? O zaman ben Nadir Bey kime aşık? Herkese söylemeye gidiyorum. Hadi görüşürüz. Tamam. Ya ne olur. Şimdi ben sana bunu söyleyeceğim. Ama ne olur bak, aramızda sır olacak, tamam? Sır. Ölene kadar. Ölene kadar. Şimdi içeride kim var biliyor musun? Kim? Şimdi Müstahak, bir de Şeyh. Yukarıda da gördüğünüz gibi, aşağıda da, okulumuzun her yerinde İngilizce seferberliğimiz devam ediyor Cerrah Bey. Çocuklarımızın istikbalinden daha önemli ne olabilir, öyle değil mi? Feda olsun. Artık okulumuzda sadece İngilizce konuşuyoruz. Hayat Hanım? Efendim? Hayat Hanım da biliyor, değil mi Hayat Hocam? Şu İngilizce seferberliğimizle ilgili bir şeyler söyler misiniz? Vallahi Cerrah Bey, ben bir şeyler biliyorum ama nasıl olacak onu bilmiyorum açıkçası. Olur efendim, olur. Amerika'nın en güzide öğretmenlerini getirdim. Her şey çocuklarımızın geleceği için. Bakınız, Hayat Hanım bile dersleri İngilizce yapacak, değil mi hocam? Ay Müdür Bey, söylediniz ama öyle bir şey olamaz. Söyledim size. Olur efendim, istendiğinde her şey olur. Hi guys! Hi director! How are you? Fine. Ben de fine, çok şükür.
Hocam müsaadenizle. See you teacher. Turumuza devam edelim. Şu Hayat Hoca'yı da sular seller gibi Türkçe konuşmasına rağmen anlamak mümkün değil. Oh my God, impossible. Bu taraftan. Nadir, gel. Yani bilemedim ki. Güçlü birine benziyorsun ama. Ya sen Nadir'den bahsediyorsun. Ben istediğim zaman üçgen olabiliyorum. Neyse, okulun bahçesinde Göze'yi rahatsız eden biri var. Göze'yi mi? Gidip onu kurtarabilir misin? Kim ya? Okulun bahçesinde. Hadi git kurtar onu süper kahraman. Abidin, hadi yürü, sıra sende. Hadi. Dur, Abidin içeri giremezsin. Müdür bey seni çağırıyor Müstahak abi. Olmaz, kesin talimatı var. Ben bile seni çağırsam görev yerini terk etme dedi. Çok acilmiş ama. Olmaz, bu bir oyun olabilir Abidin. İçeride İngilizce öğretmenlerinin olduğunu biliyorum. Nereden biliyorsun? Yok öyle bir şey. Müdür bey söyledi. Hatta parola. Parfüm çok güzel. Sen dedi Müstahak'ı yanıma yolla, onun yerine sen bekle dedi. Parola doğru. Gel oraya. Şurada dur, tamam mı? Dik dur böyle. İçeri kimse almıyorsun. Kendin daha içeri girmiyorsun, tamam mı? Tamam. Aslanım, koçum ben. Hocalarımız Oxford'dan geldi. Ayaklarının tozuyla sizinle tanıştırmak isterim. Müdür bey, ben Kore'yi Amerika'ya yollayacağım. Bu konuda kararım kesin. Evet Cerrah Beyciğim, kabul ediyorum da önce hocalarımızı bir görün, sonra karar verin. Lütfen, rica ediyorum. Ne oluyor burada ya? Şişt, oğlum aç bakayım, ne oluyor burada? Aç bakayım, aç şunu. Ne yapıyorsunuz siz? Vatan gemilerin mallar burlar. Ne diyorsun oğlum? Vatan gemilerin mallar burlar. Bir dakika. Çekil, aç bakayım şurayı. Çekil şuradan. Çekil şuradan, aç şuradan. Satla süper. Kayıtı number one. Number one. Çekil dışarı. Dışarı çekil. Müstaha geldi. Nerede Müstaha? Çekil dışarı. Nerede Müstaha geldi? Müstaha, ne oluyor burada? Gemi battı Şerif. Müdür bey, ne oluyor? Cerrah bey, gerçekten ne olduğunu bilmiyorum ama her şeyi açıklayabilirim. Açıkla Müstahak. Bunlar gerçek İngilizce hocası diye yutturacağımız kişiler değil. Gerçekten %100 öz hakiki İngilizce öğretmenleri bunlar. Oldu mu şimdi? Şakacı evladım. Gerçek İngilizce öğretmenlerimiz nerede Müstahak? Yabancı öğretmenler hani? Onlar Nadir biliyor. Ben onları bilmiyorum. Nadir nerede? Müdürüm geldim. Evladım, Nadir'cim. Diğer öğretmenlerimiz nerede? He, turistler mi? Ne turisti? İngilizce öğretmenlerimiz nerede evladım? Onları hoca diye yutturacaktık ya. Sen de hiçbir şeyden anlamıyorsun. Müdür bey, bütün öğretmenleriniz yurt dışından gelmiş ve İngilizce eğitimleri olsalar bile... ...ben Koray'ı Amerika'ya yollamakta kararlıyım. Koray bu gece Amerika'ya uçuyor. İyi günler. Cerrah bey, Yıkılın gözümün önünden, yıkılın gözümün önünden. Oğlum. Ne sürdüysen koklat bana çabuk. Bu ne tutayım kok ya kızım. Tutun beni. Come from here, yes. Haydi buyurun. Yes. Haydi. Yes, go. Yes, continue. Go. Haydi. Go. Bak bu taraftan oğlum, bu taraftan. Hadi. Bye. See you. Bye. Gel. Fotoğraf. Gel. Foto. Take a photo. Come on. Okay. Come on. Okay. Thank you. See you. Bye. Change dolar. Buy carpet. Flying carpet. Okay. See you. Bak, o taraftan go. Hadi bay, yürü. Benim o para! Benim o para! Herkes seni bırak! Gitsin çabuk! Tamam, siz de çocuklar! Herkes seni bırak! Tamam. Sağlıklı, süper. Kalite, number one. Ver bana! Bittim ben! O zaman İngilizce operasyonu finito! O zaman... Oğlum ben!
sen bizim her şeyimizsin dedik başa. Yo, bize hediye mi getirdin? Koray, o ne oğlum? Bugün kutuna mı gideceksin? Ne yapacaksın? Koray, büyük mü hissediyorsun küçük mü abi? Söyle. Ya da en iyisi istiyorsan Hamdi Bey'i arayayım ben senin için. Bak benim aram bayağı iyi, güzellik yaptırırım sana. Oğlum belki Amerika'ya gidecek diye eşyalarını falan toplamıştır. Birazdan içinden daha söz çıkacak bence. Millet! Beni dinleyin. Ya oğlum, Koray. Bırak sen şu kutuyu, geç otur yerine. Bak Hayat Hoca gelecek şimdi, kızar vallahi, ben sana söyleyeyim. Hayat Hoca'dan önce benim size vermem gereken bir ders var. Size söylemiştim. Ben gidersem sessiz sedasız gitmem. Fırtınayı kopartıp öyle giderim. Ya oğlum, senin kopartacağın fırtınadan ne olur ya? Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın ya. Geç yerine otur hadi. Birazdan burada kıyamet kopacak. İddia giren var mı benimle? Ne dersin Aragaz? Yalnız aslan parçası. Ben kazanacağım garanti olan iddialara girmiyorum. Çünkü biliyorsun abi, çok sıkıcı oluyor. Haklısın kardeşim, haklısın. İşte sizi bu kendinize aşırı güvenmeleriniz yaktı. Halbuki yerinizi bilseydiniz hiçbirinize dokunmadan giderdim buralardan. Ama siz kaşındınız. Bana da kaşımak düştü tabii ki. Ya sen mi bizi kaşıyacaksın Koray? Kes tatavayı ya. Yani misafirsin, yolcusun diye bir şey demiyoruz ama... sen de çok sıkıcısın be abi. Net. Çok sıkıcıyım öyle mi? Birazdan çok eğleneceğiz ama. 10 be hayatında görmediği eğlenceye tanık olacak birazdan arkadaşlar. Koray, hayatımda gördüğüm en sıkıcı adamsın. Bak bak, ne oldu bana bak. Güzel. Mükemmel sanıyorsunuz değil mi kendinizi? Ha? Zengin değilsiniz belki. Ama gönlünüz zengin. Hep öyle dersiniz ya. Asla ulaşamayacağınız hayatları eleştirirsiniz. Zenginler sizin için kötüdür. Ama siz iyisinizdir. Onlar yalancı, bencil, namussuz... kötü kalpli insanlardır. Ama siz... siz her zaman dürüstsünüzdür. İyi kalpli, açık yürekli ve iyi niyetlisinizdir. İşte ben bugün bunun bu şekilde olmadığını göstereceğim size. Hepinizin sırlarını tek tek dökeceğim ortaya. Ha bu arada... sizinle ilgili sırları sadece bir günde öğrendim. Yani biraz daha zamanım olsaydı... kim bilir neler bulurdum. Evet. Abidin, seninle başlayalım. Annen evleri temizliğe gidiyormuş. Aynı zamanda plazalarda tuvaletleri temizliyormuş. Yani başkasının pisliğini temizleyerek geçiminizi sağlıyorsunuz, öyle mi? Neden bunu arkadaşlarından sakladın, Abidin? Ben bunu arkadaşlarımdan saklamadım ki. Annem temizlikçi, evet. Evlerde temizlik yapıyor. İş yerlerinde tuvalet temizliyor. Hatta ben bursta okuyorum. Durup dururken kürsüye çıkıp annem temizlikçi diye bağırsa mıydım yani? Bundan gocunmuyorum ki. Hem ne olursa olsun çalışmak erdemdir. Bence bunu bir ara sen de dene Koray. Bravo. 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 Helal olsun Abidin. Eyvallah. Sen Loşko. Baban iş yerindeki bütün parayı zimmetine geçirmiş. O yüzden de işten kovulmuş. Söyleseydin de 3-5 para toparlardık işsiz baban için. Söylemediğimi nereden biliyorsun? Bu sınıfta senin dışındaki herkes bunu bilir zaten Koray. Evet, benim babam işten kovuldu. Ama senin dediğin gibi zimmetine para geçirdiği için değil. Zimmetine para geçirenleri ihbar ettiği için kovuldu. Delikanlı bir adam olduğu için kovuldu. Ve ben babamla gurur duyuyorum sonuna kadar. Sen bundan anlamazsın Koray. Ya.
Peki. Öyle olsun. O zaman hiç kimsenin bilmediğine emin olduğum sırdan bahsedeyim size arkadaşlar. Ama bunun için biraz hazırlık yaptım. Bir saniye. Ne oldu Koray? Gelin oldun gidiyor musun? Yalnız sana çok yakışır o ha. Vallahi beyaz açar seni. Günay. Hayat Hoca da geldi, kadro tamamlandı. Ne oluyor? Hocam, 10 beğenin kirli çamaşırlarını döküyoruz ortaya. Siz de tam yerinde geldiniz. Hatta en eğlenceli sahnesinde geldiniz. Bu elimde görmüş olduğunuz gelinlik... ...yakın zamanda bu sınıftan bir kız arkadaşımızın üzerinde olacak. Aslına bakarsanız bu kız arkadaşımızla hiçbir sorunum yoktu benim. Ama bana pis bir iftira atınca dikkatimi çekti doğrusu. Hiç anlamadım. Ama biraz araştırınca gelinliğin sahibinin sırrının ne kadar büyük olduğunu görmüş oldum. Zeynep. Arkadaşlarınla paylaşmayacak mısın bu sırrı? Evet arkadaşlar, Zeynep arkadaşımız yakında evleniyor. Onur, bu arada Zeynep'in düğününde mutlaka çalmalısın. Hatta ikiniz düet yapın, çok güzel olur bak. Benden bu kadar. Amerika yolcusu kalmasın. Bay bay. Alo. Murat Besin Cerrahgil ile ilgili bir ihbarda bulunacak. Zeynep. Doğru mu bu kız? Ha? Doğru mu bir tane? Koray. Koray ne yaptığını sanıyorsun sen? Sana demedim mi ben arkadaşlarıma zarar verme diye? Ne yaptım ki? Sadece gerçekleri çıkardım ortaya. Yalan yok, kumpas yok. Sadece gerçekler var. Ya sen insanların hayatlarını değiştirmek zorunda mısın? Mahvoldu kız. Sevda, beni oyalama. Daha işim bitmedi. Son bir kişiyle daha görecek hesabım var. Koray! Koray! Bak böyle bir şey varsa ya... ...bana söyleyebilirsin bir tane. Üzme bana. Ha? Bana söyleyebilirsin, ben sana yardım edebilirim. Elimden ne geliyorsa yaparım. Ailem mi zorluyor seni? Ha bir daha. İyi olduğunu anlayabilmem için bana lütfen cevap ver. Koray'a da geç kalıyoruz, uçağı kaçırmayalım.
Abi, şu Amerika mevzusunu biraz daha düşünsen olmaz mı? Daha önce defalarca konuştuk. Konu kapandı. Nokta. Abi bak, emin misin? Koray. Zeynep. Murat Besim, cerrah gel. Buyurun benim. Hakkınızda ihbar var. Bizimle emniyet müdürlüğüne kadar gelmeniz gerekiyor. Tamam, kardeşimi havalimanına bırakıp geliyorum. Şimdi. Geleceğim dedim ya, kardeşimi bırakıp geleceğim. Şimdi kardeşim. Abi ne oluyor ya? Abi. Abi ne oluyor? Beyefendi. Hayat Hanım.